Merhabalar, ben Ferhat Erdoğan. Evet arkadaşlar, bugün fonksiyonlarda grafik sorularını çözeceğiz. 3 tane soru yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Haydi kolay gelsin. Birinci sorumuz, evet arkadaşlar. Eksi 1, 2'yi gösteriyor. 5, eksi 1'i gösteriyor. Hemen şunları yazalım. F fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Hocam, F fonksiyonunda F eksi 1 eşittir 2. F5 eşittir. Eksidir. Başka da nokta verilmemiş. Evet. Şuraya geldik. F fonksiyonunda çok yaz diyor. Hemen iç içe yazalım. İç içe yazalım. Şuradan kırmızı kalemi alayım. F fonksiyonunda x gördüğü yere F, x gördüğü yere G4 yaz diyor. İç içe geldik. Önce G4'ü bul diyor. Bulalım. 2 kere 4. 8 ile 3 çıkarsa burası 5. F fonksiyonunda F5. F5 neresi? Geliyorum. 5 eksi 1'i gösteriyor. 5 eksi 1'i gösteriyor. Burası eksi 1'miş. F eksi 1. F eksi 1 neyi gösteriyor? 2. Evet arkadaşlar, cevabımız 2. İkinci soruya geldim. Hemen şu noktaları yazalım. Hocam burası 9'a eksi 8. Şu noktası 2'ye 7. Bu nokta eksi 5'e 9. Bu noktaları kullanacağım. Evet, başlayalım. Önce şuraya bakalım. Fonksiyonun tersinde eksi 8. Aha burada. Burası neymiş? 9'muş. Hemen şuraya yazalım. F fonksiyonunda eksi x artı 1 eşittir. Neymiş arkadaşlar? 9. 9'u kim veriyor? F fonksiyonu 9'u veren. Bakın, 9'u veren kim var? Eksi 5. Burası neymiş? Eksi 5'miş. Bunu çözelim. Eksi x kare eksi x artı 1 eşittir eksi 5. Düzenlerseniz x kare artı x eksi 6 sıfırda. Kökler ne geldi arkadaşlar? X artı 3 x eksi 2 eşittir sıfırda. Kökler 1'i eksi 3. Kökün 1'i de 2 geldi. Eşitliğini sağlayan en büyük x tam sayısı 2. Fonksiyonun tersinde 2 istiyor bizden. Fonksiyonun tersinde 2. Y'den bak arkadaşlar. Testten bakarken Y'den 2. Fonksiyonun tersinde 2. Evet, şuraya yanlış yazmışım. Şurası 7, 2 olacaktır. O zaman ne olur? 7 cevabı karşımıza gelmiş. Evet, ikinci sorumuz da bitti. Üçüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Güzel bir soru. Önce şu notaları yazalım. Hocam burası eksi 3'e, eksi 6. Hocam burası eksi 2'ye, 0. Hocam burası 2'ye, 8. Hocam burası 8'e, 0. Evet, hadi başlayalım. Dikkat edin. G eksi 6'yı istiyor. X yerine eksi 6 yazıyor. Yazalım beraber. G eksi 6. F eksi 3. Eksi 6. F eksi 3. Eksi 3 eksi 6'yı gösterir. Eksi 6, eksi 6, eksi 12. Evet, biz neyi bulduk arkadaşlar? G eksi 6 neymiş? Eksi 12'ymiş. Geldim. G fonksiyonundan istiyor bizden tersinde. Bakın arkadaşlar, fonksiyonun tersini alırken ne yapıyorduk? Dışarıdakini içeriye, içeridekini dışarıya atıyorduk. Yapalım. Hocam burayı içeri at. G'nin tersinde f(x) artı 3. Hocam şurası ne olacak? 2 olacak. Fonksiyonun tersi 2. 2 hangi sayıdan, yani 6'yı çıkartırsam 2 olur. O zaman burası neymiş? 8 olacak. Hocam 8'i kim veriyor? Aha, 2 veriyor 8'i. Yerine yaz. Eksi 1. O zaman cevabım oldu. Şu oldu. G fonksiyonunun tersinde 2 diye çarpsak eksi 1'miş. Şimdi diğerine geldim. G eksi 5 istiyor. X yerine eksi 5 yazdı. Yazalım. Yazdım. F eksi 2 eksi 6. 0 eksi 6 eşittir eksi 6. Yazarsam o zaman G eksi 6 eksi
G fonksiyonun tersinde eksi 1, 2, eksi 1, eksi 6. Yazarsanız cevabımız 6. Evet arkadaşlar, 3 soru. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Nedir? Artık abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Çalışmaya devam. Son sürat. Hadi kolay gelsin. Hayırlı iftarlar.